Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'ndan toplumcu eğilimleri yansıtan şiir anlayışının birinci testini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Benim ozanım demiştim eski bir yazımda. Çaylar Şirket'ten kitabını da sevgiyle okudum. Uzak memleketinden büyük kente gelip çileli bir yaşantı sürdükten sonra bir otobüs şoför yardımcılığı yapan insanımızın şiiridir verdiği. Ona göre şiir hayatı tanıyıp değiştirebilme yeteneğini özünde taşıyandır. Şiir içinde yaşadığı toplumla, soluk aldığı zamanla bütünleştiği çağla insanı sorumlu kılandır. Şiir insanın düşünce ve yaşantısını başkalarıyla paylaşma gereksinimini karşılayandır. Çaylar Şirket'ten bir şiir öyküdür. Bir başladınız mı sonuna dek okumadan bırakamayacağınız bir yapıt. Şairin önceki dizelerindeki o hüzün, o ince acı bu kitabında da var ama mutluluk, aydınlık, güven, yaşamın tüm kötülükleri yenen güzelliği yani aşk ağır basmış bu kez. Arkadaşlar, Çaylar Şirket'ten adlı eserin sahibi, aynı zamanda Kuş Tufanı adlı eserin sahibi, yine önemli eserlerinden biri olan Hücremde Ay Işığı adlı eserin sahibi ve arkadaşlar en çok okunan eserlerinden biri de nedir? Çırak Aranıyor adlı eserleri de yine bu sanatçıya aittir. Şimdi bu eserler Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya mı aittir? Hayır. Atilla İlhan bunun da değil. Abdülkadir bunun da değil. Nazım Hikmet bunun da değil. Arkadaşlar Çaylar Şirket'ten ve yazmış olduğumuz eserler Refik Durbaş'ındır. Burada ifade edilen kişi de Refik Durbaş'tır. Bunun için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dizelerimize bakalım. Bekle dinamiti tarihin, bekle yumruklarımız, haramilerin saltanatını yıksın, bekle o güzel günler gelsin İstanbul, sen bize layıksın. Epik özellikler göstermektedir diyor arkadaşlar. Bakın yumrukların konuşması, saltanatı yıkmak istemesi bunlar yiğitlik, kahramanlık belirtileridir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Epik özellikler gösterir. Bunu elemiş olduk. Ne demiş? Toplumcu, gerçekçi şiir anlayışını yansıtmaktadır. Evet arkadaşlar bakın dikkat edin. Alıcıyı harekete geçirmek için emir cümlelerinin kullanıldığını görüyoruz. Yine dikkat edin serbest ölçü var. Toplumcu gerçekçilerin arkadaşlar en önemli özelliklerinden biri serbest ölçüde şiir yazmaları. Yine arkadaşlar sisteme karşı bir isyan olduğunu görüyoruz burada. Toplumcu gerçekçiler sisteme karşıdırlar. Bunu da gördük. Bundan dolayı da arkadaşlar toplumcu gerçekçi şiir anlayışını yansıttığı görülmektedir. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sembollerle yüklü bir anlatım benimsenmiştir. Bu dursun. Dil, alıcıyı harekete geçirme işleminde kullanılmıştır. Evet, bakın bekle ifadeleri alıcıyı harekete geçirmek içindir. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Daha güzel bir dünyada yaşama arzusu işlenmiştir. Evet, haramilerin saltanatını yıkmak istemesi, bekle o güzel günler gelsin İstanbul demesi, daha güzel günlere kavuşacağı düşüncesi vardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar, toplumcu gerçekçilerde sembollerle yüklü bir anlatım benimsenmez. Biz bunu nerede görüyoruz? Bunu biz öz yani saf şiir anlayışında görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Yukarıda adı geçen yazar ve şairlerden hangisi farklı bir edebi gelenek içinde değerlendirilir? İkinci bölüm Ateş Çemberinden Uzaklaşırken başlığını taşıyordu. Artık Cumhuriyet'in ilk kuşağı. Savaşın panoramasına romanlardan, şiirlerden yaklaşıyorlar. Atilla İlhan, Samim Kocagöz, Ceyhun Atıf Kansu, Tarık Buğra, Gülten Akın ve sayfalar birbirine seslenip duruyor. Arkadaşlar bakın, Samim Kocagöz, Gülten Akın, Ceyhun Atıf Kansu ve Atilla İlhan bu toplumcu gerçekçilerin içerisinde yer alır. Yani Cumhuriyet'in ilk kuşağını oluşturur. Fakat
Biz Tarık Buğra'yı nerede görüyoruz arkadaşlar? Tarık Buğra'yı biz bireyin iç dünyasını anlatan eserlerde görüyoruz. İlk kuşağı değil arkadaşlar, ikinci kuşağı olarak yani 1940 sonrası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan ötürü de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Böyle diyen biri düşüncesini dikte etmek için aşağıdaki şiirlerden hangisini örnek olarak vermez? Düşünceye bakalım. Ben kendi hesabıma sanatım olmadan yaşayamam. Ama bu sanatı her şeyin üstüne koymuş da değilim. Tersine onsuz edemeyişim, onun beni herkesle bir etmesi ve olduğumdan başka türlü olmaksızın herkesle bir düzeyde yaşatmasıdır. Sanat benim için tek başına tadı çıkarılan bir şey değildir. Sanat bence en büyük sayıda insanı ortak acılar ve sevinçlerle coşturacak görüntüleri, biçimleri bulmaktır. Bakın arkadaşlar, şuradan itibaren sanatçının biz ne olduğunu görüyoruz? Toplumcu, gerçekçi olduğunu görüyoruz. Yani burada diyor ki toplumun tüm dertlerini, tüm sıkıntılarını birlikte yaşarsak, birlikte görürsek, onu bir bütün halinde ele alırsak sanat benim için bir anlam ifade eder diyor. Eserlere baktığımızda ise hasretinden prangalar eskittim. Kimin eseridir arkadaşlar bu? Bu eser sizin de bildiğiniz gibi Ahmet Arif'indir. Peki Ahmet Arif nerede? Toplumcu gerçekçilerin içerisinde. Bu parçayla uyuştuğunu görüyoruz. A seçeneği ne demiş oldu? Temmuz bildirisi. Bu eser kimin? Arkadaşlar bu da Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eseri. Peki Hasan Hüseyin Korkmazgil nerede? Bu da toplumcu gerçekçiler içerisinde. Bunu denemiş olduk. Dost dost ille kavga. Bu kimin? Bu da yine toplumcu gerçekçilerden Enver Gökçe'nin eseridir. O yüzden bunu denemiş olduk. Memleketimden insan manzaraları. Toplumcu gerçekçilerin kurucusu Üstad Nazım Hikmet'e aittir. Bunu da elemiş olduk. Sevda sözleri. Arkadaşlar sevda sözleri kimindir? Cemal Süreyya'ya aittir. Peki Cemal Süreyya nerede? Cemal Süreyya sizin de bildiğiniz gibi ikinci yenicilerin arasında yer alır. Bu gruba dahil edemeyiz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıda verilen sanatçı adlarından hangisi getirilmelidir? 1940 kuşağı içinde nokta nokta şairlerden Cahit Irgat, Ceyhun Atıf Kansu, Ömer Faruk Toprak, Nevzat Üstün, Enver Gökçe, Suat Taşer, A. Kadir, Metin Eloğlu, Ahmet Arif, Rıfat Ilgaz, Can Yücel, Mehmet Kemal, Arif Damar, Mehmet Başaran, Şükran Kurdakul adları öne çıkan simalar olarak kaynaklara girmiştir. Arkadaşlar burada bahsettikleri kim? Mistik ve metafizik değil, ikinci yenici değil, maviciler değil, hisarcılar değil. İsmi geçen sanatçılar toplumcu gerçekçilerdir. Toplumcu sosyalist insanlardır. Bunun için de cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Biçim, içerik ve üslup özellikleri dikkate alındığında bu şiirin aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine ait olduğu söylenebilir demiş. Defter satıyorum abi. Al rengini çiz acının. Al sesini çiz sevginin. Al resmini çiz emeğin. Çiçek bahçesine dönsün. Kor alev yürekte hınç. Birinci hamur 40 sayfa. Kalmadı bitiyor abi. Bitiyor yüzümde sancı. Gençliğimden çıldırdığım alın terinin haracı. Bakın arkadaşlar, şiire baktığımızda acı ifadesini görüyoruz. Emek ifadesini görüyoruz. Yine kor alev yürekte hınç ifadesini görüyoruz. Yine kalmadı bitiyor ifadesi ve alın terinin haracı. Bu ifadelere bakacak olursak ve aynı zamanda arkadaşlar şiire bakacak olursak da yine serbest ölçüyle yazıldığı görülmektedir. Şimdi halk şiir geleneği demiş, tasavvuf demiş, dini bir şeyden bahsetmiyor. Halk şiir geleneği dörtlüklerle ifade edilir. Bu olamaz, bunu eledik. Divan şiir geleneğine hiç benzemiyor. Çünkü aruz ölçüsü yok. Aynı zamanda arkadaşlar böyle ifadelerin kullanılmadığını, daha çok soyut ifadelerin kullanıldığı bilinmektedir. Bunu da elemiş olduk. Modern şiir geleneği saf şiir demiş. Saf şiir genellikle ahenk unsurlarına dikkat eder. Ölçülü ve kafiyeli şiirler yazar.
bunu da elemiş oldu. Modern şiir geleneği ikinci yeniciler. İkinci yeniciler genellikle aydın kesime hitap eder. Bunlarda arkadaşlar acı, emek, hınç, alın teri gibi ifadeler yoktur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bu şiir toplumcu gerçekçilerindir arkadaşlar. Altını çizmiş olduğum kavramlar toplumcu gerçekçilerin işlediği temalar olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı da cevabımız yine C seçeneği olacaktır. Yedinci soru, biçim, içerik ve üslup özellikleri dikkate alındığında bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? Sevmek insanın yüreği kadar, küçükse büyüğünü taşıyamazsın. Yalnızlığı da dene oldu olacak, nasıl yankılanır derinden derine, iyi midir, kötü mü çıkaramazsın. Şimdi arkadaşlar bu şiir Mehmet Emin Yurdakul'un olabilir mi? Olamaz, çünkü Mehmet Emin Yurdakul şiirlerini hece ile yazmıştır. Aynı zamanda milli duygu ve düşünceleri dile getiren sanatçı olarak görüyoruz. O yüzden bunu elemiş olduk. Peki Yahya Kemal Beyat da olabilir mi? Yahya Kemal'de de arkadaşlar ne var? Ahenk unsurları ön plandadır. Görmüş olduğunuz gibi bu şiir serbest ölçüyle yazılmış. Bu da olamaz. Bunu da elemiş olduk. Peki Orhan Seyfi Orhon olur mu? Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu da 5 hececiler içerisinde yer alır. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazar arkadaşlar. Genellikle de milli duygu ve düşünceleri dile getiren şiirleriyle tanınmıştır. Bu da olamaz. Bunu da elemiş olduk. Peki Faruk Nafız Çamlıben? Arkadaşlar bu da 5 hececidir. Bu da milli duygu ve düşüncelerini dile getirir. Bu da şiirlerini hece ölçüsüyle yazar. O yüzden bu da olamaz. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar bu şiir Atilla İlhan'ındır. Atilla İlhan Maviciler içerisinde yer alsa da belli bir dönem toplumcu gerçekçileri de yansıttığı şiirleriyle meşhur olmuştur ve görmüş olduğunuz gibi serbest ölçüyü kullanmış. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Diğerleri hece ölçüsünü ahenkli ön planda tutarken Atilla İlhan serbest ölçüyle yazmıştır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru, yukarıda Doğan Hızlan tarafından tanıtılan şair yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Romancılığıyla Türk siyasetinin önemli kavgasını işledi ve ayrıca iyi yazılmış şiirinde yalnız kitlelerce okunduğunu ispatladı. Edebiyatçının sadece yazarak değil, yaşayarak, konuşarak da toplumda bir işlevi olduğunu en uçtaki, en zirvedeki örneğini verdi. Ziya Osman Sabah olabilir mi arkadaşlar? Olamaz bu. Çünkü Ziya Osman Sabah sizin de bildiğiniz gibi 7 meşalecilerin içerisinde yer alır. Yani şiirin kitleler tarafından, toplum tarafından değil de daha çok bireysel temalı şiirler işlediğini görüyoruz. Onun için ahenk ön plandadır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Peki Atilla İlhan bu dursun. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarca da olmaz. Çünkü burada da neyi görüyoruz biz? Milli duygu ve düşüncelerin ön planda olduğunu görüyoruz. Kavgacı bir üslubu yok. Bunu da elemiş oldum. Necip Fazıl Kısakürek. Her ne kadar kavgacı bir üslubu olsa da arkadaşlar daha çok bunu da biz nerede gördük? Yine öz saf şiirin içerisinde gördük. Dolayısıyla sanatçı eserlerini kitlelere değil de ahenk unsurlarını ön plana çıkarak sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Bunu da elemiş oldum. Peki İsmet Özel? Arkadaşlar İsmet Özel daha çok düşünce yazılarıyla ön plana çıkmış bir sanatçıdır. O yüzden biz İsmet Özel'i de buradan eleyebiliriz. Atilla İlhan? Evet arkadaşlar, bahsettiği kişi Atilla İlhan'dır. Kavgacı bir üslubu vardır. Eserlerini daha çok topluma hitap ettiğini görüyoruz. Toplum okusun diye kaleme almıştır. Demin de söylemiştik, belli bir dönem toplumcu gerçekçilerin içerisinde yer almış bir sanatçı. Bundan ötürü de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu partide söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Söz, Kaos, Açıl Kilidim Açıl adlı şiir kitapları yayımlanmıştır. Şairin Servet Fünun dergisinde çıkan ilk şiirlerinde eski tarza yakın olduğunu görürüz. Sonra Nazım Hikmet'in tesiriyle yayımladığı şiirlerinde eski tarza tamamen karşı çıkarak serbest tarzda şiirler kaleme alır. Yer yer toplumcu temaları işleyen şair gerçek üstücülüğe bağlı kalmıştır.
Arkadaşlar bu kişi Orhan Veli olur mu? Orhan Veli olmaz. Çünkü Orhan Veli birinci yenicilerin içerisinde yer almış. Bu tarz eserleri yok. Bunu elemiş oluruz. Peki Cahit Irgat? Arkadaşlar Cahit Irgat da yine toplumcu gerçekçidir. Fakat Kaos, Sos, Açıl Kilidim, Açıl adlı eserler buna ait değildir. Bunu da elemiş oldum. Atıl İlhan, bu da toplumcu gerçekçidir. Fakat yukarıdaki eserler de bunun değil. Bunu da elemiş oldum. Sabahattin Ali, arkadaşlar Sabahattin Ali de toplumcu gerçekçi. Fakat Sos, Kaos gibi eserler de bunun değil. Bunu da elemiş oluruz. Yukarıda ifade edilen kişi arkadaşlar Ercüment Behzat Lav'dır. Bunun için de cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 10. soruya. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şairler arasında yer almaz? İlhami Bekir Tez toplumcu gerçekçidir. Bunu elemiş olduk. Sabahattin Ali toplumcu gerçekçidir. Bunu da elemiş olduk. Hasan İzzettin Dinamo toplumcu gerçekçidir. Bunu da elemiş olduk. Şükran Kurdakul, bu da toplumcu gerçekçidir. Bunu da elemiş olduk. Peki Cahit Zarifoğlu arkadaşlar. Cahit Zarifoğlu garip dışında yeniliği sürdüren, yeniliği devam ettiren sanatçı olarak bilinmektedir. Bundan dolayı toplumcu gerçekçi değildir. O yüzden de cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.